Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip kazı çalışmalarına destek verdiği Laodike Antik Kenti tarihi bir geceyi yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında Laodike Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor projesiyle restorasyonu tamamlanan 2200 yıllık Batı Tiyatrosu'nun açılışı yapıldı. 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın verdiği açılış konseriyle 1690 yıl sonra yeniden seyircisiyle buluştu. Laodike Kaza Heyeti Başkanı Profesör Doktor Celal Şimşek açılış konuşmasında antik kentin ayağa kalkmasında büyük emekleri bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Ve 1600 yıl önce de bu tiyatro son kez kullanıldı. Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız beraber bir proje yaptık. Güney Ege Kalkınma Ajansımız destekledi. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük destekleriyle gerçekten bu tiyatroyu ayağa kaldırdık. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan muhteşem bir gece yaşadıklarını belirterek açılış programı davetine icabet eden tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Muhteşemsiniz. Ve 2,5 yıl önce başlayan bu çalışmamız Kültür Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye'miz ve Güney Ege Kalkınma Ajansımızla birlikte 2,5 yıldır çalışma sonucu bu ayağa kalktı. Bugün hep birlikteyiz. Tabii ki bu süreçte şunu da haklarını teslim etmem gerekir. Bu tiyatro dışında da birçok işler yapıldı. Bu tiyatronun dışında da birçok yatırımlar ve harcamalar ve destek veren kurumlar var. İlçe belediyelerimiz destek verdi. Artı başta sanayi odamız olmak üzere, ticari odamız, bütün odalarımız ve tabii ki sivil toplum kuruluşlarımız burada hep duyarlı oldu. İş adamlarımız hep destek olma noktasında gayret sarf etti. Onun için ben kimseyi unutmak istemiyorum. Çünkü herkesin hakkı var bu Laodike'da. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, böylesi bir atmosferde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Ayağa kalktıysa Celal Hocam'ın hem Güney Ege Kalkınma Ajansı'nda başkanlık yapmam hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan Beyefendi'nin bu konudaki hassasiyeti bizleri kamçıladı. Celal Hocam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da şehirlerin ancak geçmiş birikimleri ve tarihleriyle var olabileceğini ifade etti. Bu ruh, bu ideal, bu duygu, bu heyecan burada olmasa ne bu fenomen yapı olurdu ne de bu akşam buradaki bu muhteşem kalabalık hazır olurdu. O halde en büyük alkış Denizlilere. Değerli hazırım. Kültür Bakanlığı'nın iki tane temel konusu vardır. Birincisi somut mirasımızı korumaktır. Somut mirasımız işte bu antik şehirlerdir. Konuşmaların ardından emek verenlere Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından plaket takdimi yapıldı. Daha sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı açılış konseri gerçekleştirildi. 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu'nu hınca hınç dolduran binlerce Denizlili muhteşem bir gece geçirdi. Öte yandan konser öncesi Laodike Antik Kenti'ne akın eden Denizliler, rehberlere eşliğinde antik kent hakkında bilgi aldı. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tarihi kentle buluştu.